Tabi arkadaşlar, birçok hastalığın nedeni olan karaciğer yağlanmasının nedeni ve çözümü nasıldır? Arkadaşlar, bildiğiniz gibi işte parasempatik sinir sistemi merkezlerimiz vardır. Yani sempatik ve somatik sinir sistemi merkezlerimiz de vardır. Farklı farklı sinir sistemi merkezlerimiz de vardır. İnceleyeceğiz bunları zamanla. Fakat bizim burada inceleyeceğimiz karaciğerimizin yağlanmasına neden olan parasempatik sinir sistemi merkezlerinin nasıl çalıştığını sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte arkadaşlar, parasempatikler sindir dinlenme modunda. Yani yediklerimizi sindirip dinlenmemiz için bizi yönlendiren sinir sistemi merkezleridir. Bunların işte çalışma sistemleri genellikle hayatın konfor alanları içerisindeyken oluyor arkadaşlar. Bakın, parasempatikler bu sindir dinlenme modunda karaciğerde yağ depolamaya, enerji depolamaya başlar. Yani bu enerji depolaması devam ederek, yani karaciğerde yer kalmadığında tüm vücuda yayılarak tüm vücudumuzun yağ tutumu olmasına neden olur. Yani enerji deposuna dönmesine neden olur. İşte bunun nedeni aslında parasempatiklerin bir suçu yok arkadaşlar. Parasempatiklerin şöyle suçu, amacı parasempatik sinir sistemi merkezlerinin sempatik sinir sistemi merkezlerine enerji kaynağı oluşturmak için daha öncesinde hayatımız konfor alanındayken, işte herhangi bir hayati tehlike yokken enerji depolamaya başlıyor. Yani sempatikler neydi arkadaşlar? Sempatikler bizi hayati durumlarda, hayatımızın tehlikeli olduğu durumlarda devreye girerek vücutta hormon patlamasıyla birlikte, ATP patlamalarıyla beraber kasların güçlenmesini olayla, yani hayati tehlikeyle ya savaşmamızı sağlar ya da oradan hızla uzaklaşmamızı sağlayan sinir sistemi merkezlerimizdir. Yani bu sempatik sinir sistemi gladyatör sinir hücreleri milyarlarca bulunuyor. Ve arkadaşlar, işte parasempatikler daha öncesinde hayatımız herhangi bir işte tehlikeye girmediğinde veya sıkıştırmadığımızda vücudumuzu veya spor, aktif nabızlı sporlar yapmadığımızda, sürekli konfor alanında kaldığımızda sürekli olarak parasempatik sinir sistemi merkezleri vücudumuzu enerji depolarıyla depolar. Her alanda. Biz bu işte konfor alanından çıkmadığımız müddetçe de yağ tutumu olarak kalırsınız. Ne yerseniz yiyin, ne kadar aç kalırsanız kalın arkadaşlar. Aç kalırsanız, daha önce söylemiştim, bağışıklık sisteminiz çöker. Ve yine diyet işte veya işte kalori açıkları falan, bunlar safsata arkadaşlar. Kalori açığı verirseniz yine vücudunuzun bağışıklık sistemi çöker. Yani vücudunuz inanılmaz seviyede bizden daha akıllı bir mekanizmaya sahip. Yani siz kalori açığı vermek için az kalori aldığınızda vücudunuz sempatik sinir sistemi merkezleri devreye girer ve der ki olağan dışı bir durum var, daha az yakmamız lazım enerjiyi, o yüzden kısın. Hemen işte 2000 kalori yakıyorsa 1500'e çeker ve organların daha az kalori yakmasını sağlar. Daha az kalori yaktığınız zaman da ne olur? Bu sefer hem beyniniz daha az enerji yakmaya başlar, hem iç organlarınız daha az enerji yakmaya başlar, kaslarınız daha az enerji yakmaya başladığı için halsizlik başlar. Ve yine hormon üretmediğimiz için bağışıklık sistemimiz çöker. En ufak bir rahatsızlıkta, grip hastalığında dahi yatağa düşersiniz. Yani vücudumuza yeterince kaloriyi alarak yine aktif sempatik antrenmanlarla beraber, yani nabızlı antrenmanlarla beraber vücudumuzda 200'e yakın hormonun patlamasıyla beraber bu fazladan almış olduğumuz kaloriyi yakarak yine aynı zamanda da eksiye geçerek vücudumuzun kas sistemini ve bağışıklık sistemini müthiş seviyede geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Yani müthiş bir işleyiş var, müthiş bir mekanizması var vücudumuzun arkadaşlar. Yani bu filmlerde gördüğünüz cyborglar falan bizim vücudumuzun mekanizması yanında oyuncak bebek gibi tabii. İnanın bana arkadaşlar. Ve demin söylediğim gibi parasempatikleri işte devreden çıkartabilmek için özellikle konfor alanlarınızdan uzaklaşıp sempatik sistem antrenmanları evinizde, daha önceki videolarımda açıklıyorum arkadaşlar. İkişer dakikalık, beşer dakikalık sıkıştırma antrenmanları, tükenişlere kadar, yoruluşlara kadar nabızlı antrenmanlar uygulayarak vücudunuzun konfor alanından çıkmış oluyorsunuz ve sempatikleri devreye sokmuş oluyorsunuz. İşte tükenişe kadar yapmış olduğunuz bir egzersizde yine son hatta geldiğiniz esnada nabzınız yükselmeye başlar, nefes alışverişleriniz derinleşir ve kandaki oksijen oranı artarak vücutta müthiş bir ATP yakımı başlar. Adenozin trifosfatlar, nükleer enerjileriniz
Ve bu patlamalarla birlikte yağlardan alınan enerji yine iç bağışıklık sistemine ve kaslarımıza müthiş şekilde aktarılmaya başlar. Ve yine aynı anda arkadaşlar sempatikler devreye girdiği için hipofiz bezi hipotalamus aracılığıyla uyarılır ve vücutta 200'e yakın hormon aynı anda devreye girerek vücudun yine kas beslenimi ve iç bağışıklık beslenimi sağlar. Ve vücudumuz kendi doğal hormonlarıyla birlikte müthiş bir forma ulaşır. İşte bunları deneyin arkadaşlar. Bakın süreklilik dahilinde müthiş sonuçlar elde ediyorsunuz. Ben doğalım. Herhangi bir şekilde ilaç, takviye, protein tozu dahi kullanmıyorum. İşte sizler gibi besliyorum. Bu iş bana özel değil. Siz de başarabilirsiniz. Bir süreklilik dahilinde yayınlamış olduğum bu sempatik sistem antrenmanları uygulayın arkadaşlar. Evinizde olur, salonda olur, istediğiniz her yerde uygulayarak zaman içerisinde vücudunuzun nasıl forma girdiğini kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ve yine arkadaşlar yukarıda meki kardiyo egzersiz sistemlerim var. 5 dakikalık evinizde uygulayacağınız yine sıkıştırma antrenmandır. Hızlı seri tekrarlarla beraber omur bölgesine yük bindirmeden direkt karın kasınızla yapacağınız hareketlerle birlikte yine sempatik sinir sistemi merkezlerinizi devreye sokarak hayatınızın konfor alanına uzaklaşır ve 5 dakika içerisinde vücudunuzda müthiş bir metabolizma hızlanması yaşarsınız. Yani sempatikleri devreye sokarak. Ve onu da inceleyebilir, evinizde uygulayabilirsiniz. Ve ağırlık çalışma sistemlerini de yine aynı şekilde. Hızlı tekrar tükenişlere kadar olan tekrarlarla birlikte yine sempatikleri devreye sokabilir ve müthiş şekilde vücudunuzu kendi doğal hormonlarınızla birlikte şekillendirebilirsiniz arkadaşlar. Ve önümüzdeki yine değişik işte antrenman sistemleriyle birlikte videolarla birlikte olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Çok.